Evet, bugün size Nasrullah Meydanı, Nasrullah Camii ve Münire Medresesi hakkında bilgi vereceğim. Nasrullah Camii, Osmanlı zamanında yapılan ilk cami özelliğini taşır ve 516 yıldır hizmetine devam etmektedir. Nasrullah Camisi'ni yaptıran dönemin Kastamonu Kadısı Nasrullah Efendi'nin mezarını görüyoruz. Hayırsever insanlar yoksulların alması için para, giysi veya yiyecek gibi yardımlarını buraya koyarlarmış. Daha çok gözden uzak yerlerde bulunan sadaka taşları iyilik yapan insanlarla yardıma muhtaç olanların yüz yüze gelmemelerini sağlarmış. Burada da örnek olarak sergileniyor. Burada Kastamonu Meydanı'ndaki şadırvanı görüyoruz. Burada insanlar abdest alıyor ve su içiyorlar. Kastamonuların inanışına göre Nasrullah Meydanı'ndaki şadırvandan su içen kişi 7 yıl içinde Kastamonu'ya tekrar gelir. Ya da ömründe 7 kere daha Kastamonu'ya gelir. Başka bir inanışa göre ise bu sudan içen kişi burada evlenir ve burada kalır. Nasrullah Camii, Padişah 2. Beyazıt döneminde Karamanlı Müderris Yakup Efendi'nin oğlu, dönemin Kastamonu Kadısı Nasrullah Efendi tarafından 1506 yılında altı kubbeli olarak yaptırılır. Daha sonra 1746 yılında Resul Kitap Mustafa Efendi tarafından yapılan restorasyon ve onarım çalışmasında 3 kubbe ilave edilerek genişletilir. 1757 yılında Bedi isimli bir hayırsever tarafından şadırvanın üstü kapatılır. Cami içindeki hat ve süslemeler Kastamonu'nun ünlü hattat Ahmet Şevki tarafından tasarlanır ve uygulanır. Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele çalışmaları yapmak için Kastamonu'ya gelir ve 2 ay Kastamonu'da kalır. 19 Ekim 1920 tarihinde Kastamonu'ya ayak basar ve 5 Kasım 1920 tarihinde Nasrullah Camii'nde Cuma günü bir vaaz verir. Bu vaazı Kastamonu ve Kastamonu ilçelerinde büyük yankı uyandırır. Bu vaazı Sebil Reşat dergisine yayınlanır. Aynı zamanda milli marşımız olan İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kabulünden önce ilk defa burada okunur. Bu yüzden bu caminin önemi bizim için çok büyük ve çok değerlidir. Nasrullah Camii'nin en son restorasyon çalışması 2018 yılının Aralık ayında bitti ve ibadete açıldı. Burada ünlü Nasrullah Meydanı'nı görüyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar burada oturuyorlar, vakit geçiriyorlar ve sohbet ediyorlar. Meydanda gördüğünüz güvercinleri 7'den 70'e herkes, özellikle çocuklar beslemek istiyorlar. Kuş yemi satan insanlar var. Bu kişilerden yemler alıp kuşları besliyorlar. Nasrullah Camisi arkasında yer alan Münire Medresesi 1746 yılında Resul Kitap Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapı 2002 yılında Kastamonu Valiliği'nin düzenlemeleri ile turizme açılmıştır. Medrese içinde 21 adet dükkan bulunmaktadır. Kastamonu'ya ait her türlü geleneksel eczanatı, yüreğe ait şifalı bitkiler ve ürünler bulabilirsiniz. Şu anda hala Münire Medresesi el sanatları çarşısı olarak hizmet vermektedir.